Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yine sanayideyiz tabi. Sanayide durmuşken sizlerle beraber Honda Civic sedan kasaların veya hatchback kasaların sinyal kolları nasıl değişir, nasıl olur onu göstereceğiz. Şimdi hemen kamerayı öbür tarafa, Cem arkadaşımıza doğru çeviriyorum. Bir dakika, nerelere söküyoruz şimdi? Direksiyon altı vidalarını söküyoruz. Direksiyon altı vidaları. Evet, şurada. İki tane vida var. Hatta bir tane de burada, üç tane. Gösterelim bir saniye. Böyle oradaki. Üç tane, bir, iki, üç. Tamam, üç tane vidayı söküyoruz. Söktük diyelim. Sökmedin mi? Söktüm. Tamam, güzel iş. Tamam, şimdi orayı söktükten sonra. Şimdi buradan sonra şuradaki vidaları alıyoruz. Direksiyonun diğer tarafındaki vidaları söküyoruz. Yani ben bunu da geri takamazsam. Takarsın bence ya. Takamayacak bir şey mi efendim? Yani öyle tam yap, kilit yapsın şey direksiyonu. Heh. Maşallah, çok zeki adamsın. Bir de çalışmazsa parçayı nasıl geri döneceğiz, o da var. Korkuyorum. Ben de bilmiyorum da. İstanbul'a dönüyor da. Ben bu neden geçmeyecek? Şu parça şöyle bak. Armut gibi geldi. Kablolarına dikkat et ama. Şimdi diğer parçayla bence birleştir, öyle takalım. Kabloları sonra yer değişir, bir şey olur. İçinde dünya savaşı gibi. Allah. Yanmış. Bu yanan. Bu yanan parça. Görüyorsunuz sarı sarı duruyor. Evet. Bu da orijinal. O da çok farkı yok ama. İyi gibi duruyor da ne bileyim. Hadi bakalım. Sonra yani. Bu yanmış. Mefta olmuş. Rahmetli. Görüyorsunuz. Takınca bir deneyelim, böyle şey yapalım. Tamam mı? Taktın şimdi mı? Taktım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum. Kısaları yakmıyordu bu. Şimdi çevir bakalım. Kolu çevir. Şu an parklar yanıyor. He? O hiç mi çalışmıyor? Arabayı çalıştırmaya gerek yok ki farları açmak için. Aha. Bu uzun galiba. Uzun galiba. Bir daha... Yok. Komple aç, bir aç. Şimdi şey yap, selektör yap. Aa, oldu. Oldu, evet. Oldu. Oldu, tamam. Tamam, kazık yemedik. Tamam, kazık yemedik. Bir daha analogdan tekrar bakalım. Aç bakalım bir. Aç. Şimdi bu kısa. Şu an uzun, bir dakika. Şu an kısa. Evet. Çak. Şu an uzun, bir dakika. Oturmuyor bak, mu? Bu kısa. Şimdi uzun. Hayır abi, onlara. Yanıyor şu an. Uzun yanıyor. Şu an kısaya çek. Uzun yanıyor. Kısaya çek. Hayır, elle çekmene gerek yok ki. Uzun kısa oradan çekecek. Buradan. Evet. Bak bakayım. Şu an yanıyor, tamam. Tamam, bir daha şey yap. Selektör gibi yapınca uzuna dönecek işte. Tamam. Tamam yanıyor, güzel. Okey. Şimdi burayı bir daha topla bakalım, hadi. Şimdi Cem Usta topla bakalım burayı. Şurayı temizleme. Temizleme, boş. Lan çıkan parça. Allah seni. Dur lan. Arkadaş. Vay, çıkmaz satarız bunu da. 150 lira. Uzun sinyal her şeyi yakıyor yani, değil mi? Sadece kısa yakmıyor. Evet.
Ulan Cem Usta, işi biliyorsun sen. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tak çıkar. Aslında sanayicilik basit iş. Aa, polis. Şöyle yap. Arkanda köpek var. Lan diyecek ki, lan ne yapıyorsunuz, araba mı çalıyorsunuz? Bu abi ben... Araba sanayide artık, polis buraya çok uğramaz ya. Polisin burada ne işi var? Ya uğursa bile gelip burada sanayide gel bir şeyine muayenesine ceza... mi bakayım? Ha, ceza yazamaz burada. Kapağını tak bakalım. Şimdi daha yeni sökerken gördüler ama takarken de tabii bir şey istiyor. Küçüğünü üste takıyoruz. Şimdi küçük üste geliyor. Direksiyonu bir düzleyelim. Aa, egzoz patlatıyorlar. Küçük üste. Büyük de. Altta. Parça var ama daha iyi bir görüntü alabilirim herhalde. Anlıyor musun? Fena. Fena. Oturdu herhalde. Yok daha oturma. Oturmadı mı? Bence bir tane vidayı hafif hafif oturtur. Oturur herhalde. Şimdi şunları geçittireyim birbirine. Sıcaktan. Çok ateşli adamsın ha. Senin alevin oraya vurunca. Çok ateşli adamsın. Sıcak oluyor. Dayı diyecek ne yapıyorsun? Araba mı parçalıyorsun? Aşağıda bir vidası vardı değil mi? Şöyle burada iki tane vidası var. Tamam, orada bir tane. Normalde üç tane olacaktı. Ama bizde iki tane olacak. Tak yani bir tane daha, sorun değil. Üstten herhalde takmıyor değil mi? Tek aşağılardan bir de. Tabii tabii. Aşağıdan bir tek. Tamam. Şu evet. Direksiyon şeyini kaldır. Evet. Serbestine gidin. Anlatmaya gerek yok ha. İşlemimiz bu kadar. Anlatmaya gerek yok. Şimdi aldığımız kol çalıştı. Şu an uzun kısayı falan yapıyor. Rahat bir şekilde yanıyor. Uzun kısa en azından. Diğer türlü zaten hayatta yakmıyordu. Sıkıntı oluyordu. Muayeneye gidecek araba. Hatta şöyle göstereyim. Araç muayeneye gidecek. Muayeneye gideceğinden dolayı bu uzun kısa far olayı mecbur gerekliydi. Biz de onu tedarik ettik. Fiyatı da çok pahalıydı. Topaçta ne olmuştu? Topaçta far kolu elimde kalmıştı. Hatırlıyor musun? Topaçta far kolu ciddi ciddi elimde kaldı. Bir baktım kaldı. Elinde kaldı dedim mi? Arkadaş, elimden kaldı, kırıldı. Ya. Hatta fotoğrafı varsa buraya nasıl ekleyeceğim. Nasıl bir cenabetliktir ya. Tövbe, tövbe, tövbe. Arkadaşlar bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.